Herkese selamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. E-Futbol 2024 Mobile'ın yepyeni bir bölümüyle sizlerin karşısındayım. Arkadaşlar, öncelikle herkese hayırlı cumalar diliyorum. Evet, bugün cuma ama ben bu videoyu arkadaşlar perşembe akşamı çekiyorum. Çünkü çalışıyordum, bazen iş saatleri denk geliyor ve video çekemiyoruz arkadaşlar. Bu da bizim bir hayatımız, yani hayat şartları. Arkadaşlar, bugün neler gelmiş onlara bakacağız. Hiç etkinliklere girip bakmayacağım. Çünkü fazla bir bakacak bir şey yok. Ama sadece şöyle bir etkinlik var, onu göstereyim arkadaşlar. Üçüncü round gelmiş. Üçüncü round şurada arkadaşlar. Burada 50 futbol parası veriyor. Ondan sonra şu Japon liginden 50 futbol parası alabilirsiniz. Geri yapalım. Bir de arkadaşlar, yapay zeka etkinliği kısmına tıkladığımızda şurada Japon Ligi yapay zekadan da bir tane top atılma hakkı alıyorsunuz arkadaşlar. Haftanın oyuncularından bilginiz olsun. Şimdi sözleşme kısmına girelim. Özel oyuncu listesine tıkladığımız arkadaşlar. Burada Japonya'nın neymiş? Showtime Fuji Film Sport Super Cup. Süper Kupa maç finalinden 2 tane oyuncu gelmiş arkadaşlar. 50 tane top açma hakkı içinden. Bu da hani Süper Lig oyuncuları gibi takımınızda Japon oyuncuların olması lazım. Güçlendiriciyi kullanabilmeniz için. Haftanın oyuncuları var, ona geleceğiz. Haftanın oyuncularının yanı sıra arkadaşlar, şöyle İngiltere Ligi oyuncuları gelmiş. Burada çok sağlam oyuncular var. Erling Haaland, Virgil van Dijk, Enzo Fernandez var. Botman var arkadaşlar. Kaleci Vicario var. Mitoma var. Ondan sonra Ailet Nouri var. Diaby var. Alvarez, Aronus ve Vissa var. Bunlar İngiltere Ligi oyuncuları. Ondan sonra İspanya Ligi oyuncuları var. Bunlar da göbek oyuncular arkadaşlar. Valverde, De Jong, Alex Ramiro kaleci. Ondan sonra sağ bek oyuncusu var, Kuto. Ondan sonra Gerard Moreno, Alvaro Morata, Isco, Sergio Ramos var burada maşallah. Geri gelelim arkadaşlar. Bir de İtalya Ligi oyuncuları var. Onlardan da kimler var bakalım İtalya Ligi oyuncularından. Juventus'tan Chiesa var, Rafael Leao var Milan'dan. Ondan sonra Scalvini. Bu adamı tanımıyorum. Ben bu adamı tanımıyorum. Ondan sonra oğlum Mauro Rui var Napoli'den. Diğerlerini tanımıyorum. Bir de Leandro Paredes var Roma'dan. Diğerlerini tanımıyorum. Tanımadıklarımı da söylemek istemiyorum arkadaşlar. Siz tanıyorsanız bakabilirsiniz. Şimdi ben öncelikle Juventus'tan Kenan Yıldız'ı bekliyordum açıkçası. Yani daha doğrusu şu paketi gördüğümde Kenan Yıldız niye yok dedim kendi kendime, ama yapacak bir şey de yok arkadaşlar. Ondan sonra şöyle haftanın oyuncularına bakalım bir. Tümünü gör yapalım. Heung-min Son var. Santrafor olarak gelmiş. Ben White var Arsenal'dan. Sağ bek. Ondan sonra stoper Walker gelmiş. İlk defa Walker'ın stoper kartını gördüm bu arada. Sol bek olarak Dest gelmiş, ama bu Dest sağ bekte, sol bekte, sağ kanatta ve sağ açıkta oynayabiliyor gördüğünüz gibi. Yerine orta özelliği var. Erken ortaçı olarak gelmiş oyun becerisi. Ve Kerem Demirbay var arkadaşlar, biliyorsunuz ki hat-trick yapmıştı. Ondan sonra Goretzka var. Goretzka var. Arda Güler geldi. Arda Güler'i canla başla bekliyorduk. Tam listelediğimiz oldu. Şimdi detaylı incelemesini yapacağız. Jünnambi var. Endo var. Stoper. İnternet stoperi Biselçik var ve kalecinin ismini bile okuyamam. O derece değişik bir kaleci. Şimdi sonun özelliklerine bakalım. Fırsatçı golcü olarak gelmiş. Sol kanat, sol açık ve santraforda oynayabiliyor. Ofansif farkındalık kötü değil. Kadroda 80-90 olur. Bitiricilik çok güzel. Kadroda 92-93 olur. Güzel. Hızlanma fena değil. Şut gücü daha iyi. Birinci istediğim oyuncu Heung-min Son. Bayt'a bakmayacağım özelliklerine. Kerem Demirbay'ı çok istiyorum. Onun özelliklerine bakarım. Orkestra şefi olarak gelmiş. Top kontrolü sürme fena değil. Top tutma pas değerleri çok güzel. Bitiricilik var mı? Bitiricilik var. Faso duran top kullanma, defansif farkındalık fena değil. Şut gücü çok iyiymiş. Öyle yaprak dalan şut yerine orta var Kerem Demirbay'da. Arda Güler'e bakalım. Arda Güler'i çok istiyorum. En çok Arda Güler'i istiyorum. Hatta Arda Güler gelse diğerleri gelmesi de olur. Şimdilik Arda Güler'in özellikleri fena değil arkadaşlar, ama daha da güzel olacaktır ilerleyen zamanlarda. Buna emin olabilirsiniz. Şimdi Dest'in özelliklerine bakalım. Ben Dest'i de istiyorum arkadaşlar. Çünkü neden? Sağ açıkta David Beckham'da falan yedek olarak yani kullanılabilir form derecesi A olduğu zaman. Hızlanma fena değil. Yüksekten pası kaçtı. 80.
Fena değil. Kötü, çok iyi de değil ama kötü de değil. Goretzka güçlendirici olarak gelmiş. Goretzka'ya bakalım, tam orta saha. Ofansif farkındalık 80 olur. Top kontrolü 80 olur kadroda. Pas değerleri güzel aslında. Defansif farkındalık normal, yani tam göbek oyuncusu. Ne ellerine göre kardeşim. Burası, bu senin yerin burası diyorlar. Evet, geri yapalım. Bir tane ücretsiz top açma hakkımız var. Öncelikle onu kullanacağız. Kim istediğimizi söyledik zaten. Hetmişson, Arda Güler. Önce Arda Güler, sonra Hetmişson, sonra Kerem Demirbay olabilir. Ondan sonra Dest olabilir. Ama hepsini vermeyecek. Konumu yine bir kapilik yapacak bize. Öncelikle şunun bir sesini kısayım. Çok fazla sesi var. Videoda rahatsız eder. Ses efektleri şöyle kısalım. Tamamdır. Ana sayfa dedik. Evet, sözleşme kısmına geldik tekrar. Hadi bakalım. Direkt anlaştık. İptal de yapmadım. Direkt anlaştık dedim arkadaşlar. Bakalım nereye gidiyor, kim geliyor? Evet. Walker geldi. Stoper Walker. Hatta dedik. İlk topumuzda Walker'ı çıkardık arkadaşlar. İlk en üsttenmiş ya. Of, sonu çıkarma şansımız bitti. Ama Arda Güler'i çıkarma şansımız hala vardır. Bir iptal. İkincisinde anlaştık. Hetmişson. İşte bu. İşte bu. Buna sevindim. Ulan bir de Arda Güler'i çıkartırsam var ya, müthiş olur. Gerçekten Arda Güler'i de çıkartırsam müthiş müthiş olur. Direkt anlaştık. Hadi be Arda Güler'i ver. Bekliyoruz. Ben White geldi. Şimdi fark ettiyseniz üçünü de çıkarttım arkadaşlar. En yüksek seviyelerin hepsini çıkarttım. Muhtemelen bunu verecek. Bakın şu kaleciyi verecek. Tahminlerimde asla yanılmam. Bu kaleciyi verecektir. Ama en üstten 3 tanesini çıkarttım. Ya gerçekten aşırı şans, aşırı şans. Bakalım. 3'ü de Premier Lig'den. Son Ben White ve Walker vardı. Premier Lig'den oyuncu kalmadı resmen. Sadece Endo kalmış. Onda varmaz herhalde ama Kerem Demirbay ve Arda Güler'i istiyorum. Umarım Arda Güler gelir. Gerçekten Arda Güler'i çok istiyorum. Bir iptal. İki iptal. Üçüncüye anlaştık. Hadi Arda Güler gelsin. Arda Güler gelsin. Arda Güler gelsin hadi. Goretzka geldi. Hatta dedik. Bu da güçlendiriciliği. Gerçekten yani aslında çok çok iyi oyuncuları bulduk. En iyi oyuncuların hepsini bulduk hatta. Fakat ben Arda Güler'i istiyordum. Bir Türk vatandaşı olarak Arda Güler'in bana çıkmaması beni çok üzdü. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi kadromuza koyalım. Alınma sırası yapalım arkadaşlar. Şimdi Ben White'ı sağ beke koyalım bir. Bakalım özelliklerine şimdi kadrodayken. Hücumcu bek. Top sürme düşük. Ama pas değerleri iyi. Defansif farkındalık, defansif özellikleri güzel. Hızlanma iyi olmamakla beraber idare eder. Defansif olması güzel. Kafa becerisi var, yerine orta var. Tamam. Kalabilir. Hetmişson, santrafor oyuncusu ve kadroda 100 oluyor. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Hetmişson'un ben arkadaşlar bomba şut Showtime kartını bulmadığım için çok üzülmüştüm ama bunu bulduğuma sevindim.
100 oluyor. Fırsatçı golcü. Ofansif farkındalık 89'da kaldı. 90 olmadı. Bitiricilik 92 oldu. Falsosu 87. Güzel. Hız hızlanma şut gücü gayet güzel. Çalım becerisi çift vuruş. Makas çalım. Topa basarak dönüş. Uzak mesafe filesecisi. Çok güzel. Kaptanlık da var. Bunu ek beceri yapamıyoruz. Son olarak daha iki tane daha varmış. Şimdi Walker'ı yok edici olduğu için şöyle alalım. Walker'ı Delit'in yerine aldık. Hızlı bir stoper. Defansın farkındalık 83, ikili mücadele 87, agresiflik 87, katılım 88 ama hızlanması falan şut gücü gayet güzel arkadaşlar. Yerine orta özelliği falan da var mı? Yokmuş. Akrobatik uzaklaştırma hava üstünlüğü var. Güzel. Son olarak Goretzka'yı da şeyin yerine aldık. Patrick Vieira'nın yerine. Bakalım bir 98 oluyor. Güçlendiriciyle beraber tabii doğru. Tam orta saha ofansif farkındalık 80 oldu. Top kontrolü 81 oldu. Pas değerleri gayet güzel. Hava hakimiyeti 88 oldu. Güzel. Kafa becerisi 88 Goretzka'nın. Bunun boyu kaçtı ya? 1.89. Ön direğe dikerim ben buna. Agresiflik, defansif katılım güzel. Şut gücü iyi. Fiziksel temas iyi. Burada kafa var. Kafa becerisi de var. Boyu da uzun. Ben var ya bunu ön direğe dikerim. Şöyle maçtaki roller yapalım arkadaşlar. Hücuma katılacaklar. Goretzka. 85'miş. Ön direğe dikeriz bunu. Güzel. Nankörlük yapmaya gerek yok açıkçası. Top açılımı gayet güzeldi. Her ne kadar Arda Güler'i çıkartamasak da ben şahsen beğendim. Şöyle şu dizilişte şu oyuncuları böyle bir deneyeceğim arkadaşlar. Özellikle sonu çok merak ediyorum. Gerçekten güzel oldu. Sizler top açılımı yaptınız mı arkadaşlar? Yaptıysanız kimleri çıkarttınız? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve like atıp abone olmayı da unutmayın. Desteklerinize ihtiyacım var arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.